Ya Allah seni inandırsın abla. Adamı böyle öpüp işe diye uğurlamayı özledim ya ben. Haklısın kızım. Ne diyeyim ben sana? Senelerdir bir baltaya saf olamadı benim bu kardeşim. Şu belediyedeki iş iyiydi. Ama illa her şeye burnunu sokacak. Sonra ben söyleyince kötü oluyorum. Kızım boşuna dememişler can çıkar huy çıkmaz diye. Çocukluğunda da böyleydi. Kaç yaşına geldi hala aynı yaramazlık, aynı altakke ver külah hesapları. Aynı. Ben artık evin dirliğini, düzenini falan düşünmüyorum. Hani babasının adı çıktı diye kıza görücü falan da gelmez oldu. Kız kaç yaşına geldi hala evde? Şöyle güzel bir kısmeti çıksa kızcağızım da evini köyünü bilse çok güzel olur ama işte. Kaç tane nişan attı? Hep o Tuncer'in yüzünden. Öf. Yenge. Ay canım. Hoş geldin Elifciğim. Hoş bulduk. Ne yaptın? İyi. Ay anne bıraktım seninkini okula. Ay nasıl heyecanlıydı, nasıl mutluydu bir görsen. Ay ay yerim ben onu kuzum benim ya. Kız o ne tatlı şey öyle maşallah. Çok da akıllı. Akıllıdır benim oğlum. Yalnız dün gece biz nasıl korkuttu bir bilseniz. Kız ne oldu? Ay sen akşam top oynayacağım derken o topun üstüne bas düş kaşını patlat. Ah Elif ah Elif söylüyorum ya ben size. Anne tamam başlama zaten aklıma gerçi fena oluyorum. Tamam geçmiş olsun yenge. Ya sağ ol yenge. İki dikiş attı doktor ama sen gel bir de bana sor tabii. Neyse tamam bununla gelmiş gitmiş olsun diyelim de biz. Evet. Ama bak ben bu şeyci kurşuncu Betül'ü çağırayım bir hepinize birden kurşun döksün. Vallahi bak insanın en çok kendine nazarı değer. Değer. Ay anne ayarlasana. Ama bak Yılmaz hiç sevmiyor böyle şeyleri. Yani Yılmaz'ın olmadığı bir zamanda geliverir Betül teyze. Hem kurşun döker hem de bize okuyup üfler azıcık. Tamam hallederim ben. Sen bize iki çay koysana. Tamam getiriyorum.